İyi günler efendim. Şu sıralarda biri Ankara'da, diğeri İstanbul'da iki dava var. İkisinde de gençler yargılanıyor. Biri HOPA davası diye biliyorsunuz. HOPA'da yaşanan olayları Metin Lokumcu'nun, öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüyle sonuçlanan olayları ve gözaltıları protesto etmek isteyen gençler tutuklanmıştı, yargılanıyorlar. Daha birçok komik denebilecek ayrıntıları var. İstanbul'da da bir PKK eylemine karıştığı şüphesiyle eldeki tek delil olan poşu takma gibi bir iddiayla Cihan Kırmızıgül adlı bir üniversite öğrencisi yargılanıyor. Her iki davada şu anda başladı. Öncesinde böyle destek amaçlı oradaydı arkadaşları, dostları, belki de hiç onları hiç tanımayan yurttaşlar. Hem bunları konuşacağız, hem de günün diğer gelişmelerini ya da gündemin diğer gelişmelerini Mehmet Yılmaz'la, tabii Mehmet Yılmaz deyince Fenerbahçe'yi konuşmadan da olmaz değil mi? Onu da konuşalım mı, ne dersin? Konuşalım tabii. Niye konuşmayalım? Peki hangi yanını konuşmak gerekiyor sana göre? Şimdi şike soruşturmasıyla ilgili olarak söz edecek olursak, şu ana kadar gazetelere yansıyan delillerle bir şike suçunun ispat edilebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildikten sonra açıklanmasını beklememiz gerektiğini düşünüyorum o konuda konuşmak için artık. Anladım. Ama mevcut gazetelere savcılığın sızdırdığı, polisin sızdırdığı, işte avukatların çeşitli hesaplarla sanık avukatlarını sızdırdığı kanıtlar, telefon konuşmaları gibi şeylere bakarsak, onlarla bir suç, objektif bir yargılamada o delillerle bir suç kanıtlanamaz diye düşünüyorum. Şimdi açıklanan, mahkemenin kabul ettiği ve hatta yıllardır davası süren iddianameler var. Mesela Haberal'ın iddianamesi, bilmiyorum kaç kişi hatırlıyor. O iddianamede de hani tırnak içinde siyasi faaliyetlerdir tabii. Olduğunu görmüyoruz. Siyasi faaliyet sadece görüyoruz. İşte Nedim Şener için dendi ki ya neler göreceksiniz, neler göreceksiniz. Hayır, onda da kitap görmedik. Kitap yazmış. Tek suç, yani savcılığın suçu, iddia ettiği suç, kitap yazarak bir örgüte, varlığı belli olmayan bir örgüte, şey zaten bütün hukuk, bizim şu andaki temel sorunumuz bence, adalet sisteminin temel sorunu, savcıların ve polisin bir suçu bir örgüte bağlamaktaki kolaycı tutumları. Hı hı. Örgütten, örgütün varlığından söz etmek için önce bir örgütün bir yönetimini tespit etmiş olmanız lazım. Yani ya bir başı ya bir yönetim kurulu üyesi olacak. Bu örgütün bir finans kaynağı olacak. Yasal veya yasa dışı yollardan elde edilmiş bir finans kaynağı olacak. Bu örgütün altındaki üye diye tabir edilen kişilerle bir iç düzeni olacak, bir hiyerarşik yapısı olacak. Onların aralarında bir iletişim, bir emir komuta zinciri olacak ve bunlar somut kanıtlarla ortaya konmuş olacak ki bir örgütün varlığını iddia edebilelim. Ama işte 10 tane çocuk sokağa çıkıyor, bir şeyi gösteriyor, yapıyor protesto gösterisi. Gizli örgüt üyesi olmaktan işte bugünkü mahkeme bu. Ve üstelik de artık ama bu çocuklar nasıl olmayan bir örgüt? Artık öyle bir örgüt yok. Kurulduysa da bizim haberimiz yok. Belki de kuran birisi olmuştur, olabilir. Onu ya o konuda iddialı değilim. Eskiden vardı. Sonra yok olduğunu biliyoruz ama belki şimdi yeniden çıkmıştır o isimde bir örgüt. Ama bu çocukların bu örgüte üyeliğini iddia ediyorsak O üyeliği gösterecek somut kanıtlar lazım. Somut kanıtlar diye iddianamede ne var? Kitaplar, fotoğraflar, hapishanedeki çocuklar saçları kesildi diye onlarla dayanışmak için dışarıda kalmışların saçlarını kestirmiş olmaları. İki şemsiye var onun. İki şemsiye. Yani üzerinde sopası olmayan pankart. Sokaklarda satılabilen, serbestçe herkesin alabileceği işte Deniz Gezmiş fotoğrafı, Mahir Cihan fotoğrafı, İbrahim Kaypakkaya fotoğrafı. Daha yeni yayınlanmış yasal bir kitap, Oğuzhan Müftüoğlu'nun anıları.
Şimdi Cumhuriyet Gazetesi de zaten hani suç örgütü deriz ya, onlar da demişler ki saç örgütü. Evet, saç hani örgütü. Artık bu kadar, gerçekten bu kadar tuhaf bir hale geldi durum. Saç örgütü. Aslında gazetenin birinci sayfasında o kadar ilginç, o kadar çarpıcı haberler var ki hangi birini paylaşmalı bilemiyorum. İzmir Belediyesi'nde vergi denetimi yapanlar savcılık tarafından bilirkişi olarak atanıyor. Yani hem onu hem denetliyor, suçu, ajan bilirkişi dediği, evet, evet. Evrim internet sansürüne takılmış, evrim teorisini anlatan siteye çocuk profili altında yasak gelmiş. Evet. Şimdi şey serbest mesela haber. O filtrede işte evrim teorisini anlatan site yasak, evrim teorisinin yanlışlığını anlatan site filtreye girmiyor, o serbest. Tuhaf bir durum. Yani diyebiliriz ki şey üst kurul. Bu evrim teorisi çok tartışmalı bir konu. Çocukların kafalarını şimdi bunlarla karıştırmayalım. Sonra büyüdükleri zaman okur öğrenirler. O zaman öbürü niye açık? Buna belki yanıt olur bilmiyorum. Bir rektörün anayasa konusundaki önerisini. Onu biraz sonra paylaşacağım. Birkaç gazete manşetini verip gidelim. Hürriyet Gazetesi de bugün Hopa tıraşı diye manşetine taşımış. Bu Hopa davası Ankara'da. Belki bu davayı açanların ya da o çocukları gelişigüzel işte sokaktan toparlayanların bile beklemediği ölçüde yankı uyandırdı. Sen de zaten köşende bu davayı hep birlikte izlemeliyiz. Evet, çünkü bu bir demokrasi. Bu demokrasimizin durumunu, bugünkü durumunu gösteren bir dava. Bütün davalar da buna benziyor. Bu hangi davadan arkadaşlar? Tamam, şimdi şu görüntüyü verelim ekrana. Diğer kaynaktan bir görüntü geliyordu. Paylaşalım. İstanbul Adliyesi'nde bu Cihan Kırmızıgül adlı poşu davası dediğimiz poşu davası, poşu. Hopa davası. Bu poşu davası için gelen... O davadaki yargılanan arkadaşlarına destek için gelenler. Hopa davasına dönelim. Hopa tıraşının, tıraş kelimesinin manşete çıkmasının nedeni de az önce söyledi. İşte görüyorsunuz şu anda da zaten saç kesim eylemini, bu da bir eylem malum. Mehmet Yılmaz da söyledi. Üç genç... İçerideki arkadaşlarının saçının kesilmesi üzerine yalnız değilsiniz demek için saçlarını kestirmişler. Ve bu delilleri karartıp gizlenme suçu olmuş. Evet, yani tanınmamak için, evet, böyle yaptılar. Demek ki tanınmaktan korkuyorlar. Demek ki bir korkuları var. Evet. Demek ki suçlular örgütü öyle gidiyor demek, evet, ki. Şimdi Şafak Pavey'de Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında gördüğümüz saçları kesilen pek çok ünlü katıldı. Can Dündar örneğin saçından bir bölümünü gönderdi. Behzat Ç. dizisinin ekibi, BKM mutfak oyuncuları, bazı yazarlar gönderdiler. Şafak Pavey de dün gidip böyle katılmış. Şimdi... Sözcü gazetesiyle devam etmek istiyorum çünkü hani görüyor muyuz görmüyor muyuz çok emin değilim ancak bir olay olursa görüyor gibiyiz. Türk İş'te genel kurul vardı dün. Çok büyük bir gerilim yaşandı. Gerilimin nedeni şu: hükümet çok uzun süredir çalışma hayatına çok bambaşka bir düzen getirmeye çalışıyor. Sendikalaşmayı, sigortalaşmayı hatta ortadan kaldıracak taşeron düzeni giderek yaygınlaşıyor. Şimdi bütün bunlar böyle gerdi ve bakanı protesto eden işçiye sendikacı dayağı atıldı. Evet, bizzat sendikacı kendisi atmayı herhalde tercih etmiş.
Şimdi dayaktan devam edeceğiz ve benim hani içimi kaldıran ama sizinle paylaşmak zorunda olduğum ve kusura bakmayın Mehmet Yılmaz senin de biraz süreni alacağım ama öyle bir görüntü ki hani içiniz kalksa da lütfen seyredin. Çünkü bu film değil, bu oldu. Vatan Gazetesi'nin manşetinde karakolda kadına dayak diye Kemal Göktaş imzalı bir haber. Gazete tabii mecburen karelerini vermiş fakat aslında işte o kareler bu görüntüden alınmış. Şimdi... Bu karakoldaki kamera değil mi? Karakoldaki kamera. Şimdi olay özetle şöyle. Temmuz ayında bir aile, karı, koca, kızları ve damatları bir müzikole gidiyorlar. İzmir'den söz ediyorum. 3 sivil polis geliyor müzikole. Kimlik istiyor. Şimdi arabada diyorlar. Murat Cengiz uzaklaşıyor. Derken kadını üzerinde kimlik yokmuş, arabadaymış, eşinin çantasında. Alıyorlar gözaltına, karakola götürüyorlar. Şimdi ne yapmalı, bu görüntüyü nasıl anlatmalı bilmiyorum. Bildiğiniz kadını dövüyorlar ve şu anda kadın yerde yatıyor. Elleri de birazdan göreceksiniz. Arkadan bağlı, kelepçeli. Biraz izleyelim lütfen. Sonra üzerine herhalde zaten söyleyecek birkaç şey daha var. Şimdi karakol polisi katılmıyor dayağa ama seyrediyor. Engel olmaya çalışır gibi ilk başta görüntünün başında ama... Hayır, o kameranın görüntüsünden çıkın da anlaşılabilir. O anlama mı geliyor? Olabilir. Tabii canım. Olabilir. Yani çünkü başta o masanın diğer tarafındayken... Seyrediyor olması bile suç esasen. Yani tabii. O polisin orada ona müdahale etmeyip seyretmesi tabii. Bile o suça iştirak tabii. ettiğini gösterir. Ve iki polis işte kadını dövüyorlar, hırpalıyorlar, tokatlıyorlar. Saçından tutup ayağa kaldırdı gördüğünüz gibi. Evet. Aman Allah. Yani biri saçından tutuyor, öbürü dövüyor, itekliyor. Herhalde bu arada tehdit ediyorlar. Şimdi bu polisler görev başında mı? Bu polisler görev başında mı? Sivil polis tabii görev görevden başında. Görevden alınmışlar mı? Ay yok, söyleyeceğim şimdi. Sonucu söyleyeceğim. Ama şu boğazlama sahnesini de görelim. Yani eli bağlı şimdi, bir kadını döven iki aşağılık yaratıktan zaten, söz ediyoruz polis aynen, de olsalar esasen. Aynen. Şimdi kenarda... bu başlık kısmı. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Bunun şeyini. Kamera alanından evet, çıkartıyorlar. Kameradan çıkartıyor. Evet. Bir mavi gömlekli polis de onlar kadar suçlu bence. Bence. Şimdi efendim bu şikayet konusu oldu. Fevziye Cengiz dayak yiyen davacı oldu. Dava açıldı. Şimdi davada hani ne oldu polislere diye soruyorsun. Döven polislere 1,5 yıl kötü muamele gerekçesiyle 1,5 yıl hapis cezası isteniyor. Peki kadın için ne oluyor? Kadın için 6,5 yıl isteniyor. Neden? Suçu görevli memura direnmek mi? Dayak ama, yerken direnmesine ne yapsın kadın? Hayır, olur mu? Şöyle, polisin birinin koluna vurmuş. Uf olmuşlar yani. Uf olmuşlar. Birini tırmalamış. Ah canım. Öbürünü de itmiş. İki tane ayı gibi adam. O küçücük kadın. Yani bunun savcı, bu iddianameyi yazıp bu davayı açan bir savcı var. Bu polisleri suçlamıyorum. Yani polisin belli ki işte onların cinsi öyle. Yani işkenceci bir gelenekten geliyor iki polis. Onlara bir şey demiyorum. Ama bu davayı açan bir savcı var. Hukuk fakültesinde okumuş. İzmir'de savcılık yaptığına göre uzunca bir mesleki tecrübeden geçerek gelmiş. Hı hı, hı.
Ve o savcı karakolda eli kolu bağlı dayak yiyen kadına 6,5 yıl dava açabiliyor. Bir kadına işkence eden, yetkisini aşarak oraya götüren, oraya da götürmesinin sorgulanmış olması gerekirdi. Yani kimliği yok diye, kimliği arabada diye kadını oradan alıp karakola götüremezdi. Dolayısıyla yani ben yine savcıyı suçluyorum esasen. Yani bu tablonun sorumlusu bunları, bu tür davranışları gerektiği gibi cezalandıracak davaları açmayan savcılardır. Şimdi diyelim ki savcı bu görüntüleri görmedi. Zaten yeni çıkmış. Savcının işi görmek. Savcı bunun için orada. Karakola götürüldüğünü kadının biliyor. Böyle bir iddia var. Karakolda kamera kayıtlarını istemek savcının işi. Yani savcının bütün bu olayın en derin detayına kadar bilebilmek, o polislerin mesleki geçmişlerinde böyle olaylar yapıp yapmadıklarını bilmek savcının işi. Benim işim sizin işiniz değil ki. Bir de Mehmet, sen söyledin demin, yani iki tane kocaman adam. Küçücük bir kadını biri boğazından tutuyor, biri saçından çekiyor. Ama dediğim gibi kadın da çok, yani yapmamalıymış, böyle itmiş. Hani dediğin yani, gibi esas duruşta dayak yemeyi bekleyeceksin. Evet, 12 Eylül'de gerçi pardon 12 Eylül değildi değil mi kötü olan? Karıştırıyorum ben de bunları. Şimdi hani zihniyet buyurun efendim, size bir başka zihniyet. Ve gene Vatan Gazetesi'nden. Vatan Gazetesi bugün hakikaten alıntı yapmayı hak eden haberlerle çıkmış. Kemal Göktaş'ın da az önce izlediğiniz dayak haberi. Şimdi de Ankara Büro'dan Şebnem Hoşgör'ün haberini izleyeceğiz. Efendim biliyorsunuz meclis anayasa hazırlığında dediler ki sivil toplum örgütlerinden, üniversitelerden görüş bekliyoruz, taslak öneri bekliyoruz. Yeni anayasa için ilk görüş bildiren Turgut Özal Üniversitesi olmuş ve bir şey gönderilmiş, görüş. Altındaki imza Sacit Adalı, tanıdık gelirse haklısınız çünkü kendileri eski Anayasa Mahkemesi üyesi. Hani evet, yargı margı falan hep işte diyorsunuz polis değil. Şu başlıkta gördünüz değil mi? Yaradan'dan ötürü anayasaya girsin. Bu şu demek, anayasanın başlangıç bölümünde yaratılanı yaratandan ötürü sevmek ve saymak ifadesi girmeliymiş. Yani hani yani Allah selamet versin. Bu adam profesör mü? Profesör tabii. Profesör Sacit Adalı, üniversitenin hukuk fakültesi dekanı. Hem de hukuk fakültesinin dekanı. Evet. Maşallah. Eski Anayasa Mahkemesi üyesi. Bu laiklik ilkesine aykırı olmaz çünkü merkezine sevgiyi, insan sevgisini, hoşgörüyü alan bir ifadedir diyor. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek deyince belki seni beni bile sevebilirler ama yani ben ama bile sevmiyorlar. Öyle bakıyorum. Ha? Sevmiyorlar işte, çocukları sevmiyorlar. Anayasaya girerse peki severler mi sence çocukları? Kadınları sevmiyorlar, çocukları sevmiyorlar, gazetecileri sevmiyorlar, kimseyi sevmiyorlar. Kendileri gibi düşünmeyen kimseyi sevmiyorlar, yalan söylüyorlar onun içinde. Ya da bizi başkası yarattı, onları başkası yarattı, onu bilemiyoruz. Peki, şimdi hukuk ne hallerde, ne nedir? Dün Hasan Cemal'in yazısını paylaşmıştım sizlerle. Hukuk ve demokrasi konusundaki işaretler hiç iyi değil diyordu Hasan Cemal. Bugün de Oral Çalışlar, hani çocukları sevmiyorlar, kadınları sevmiyorlar, belki seni de sevmiyorlar bilmiyorum ama yani senin adına konuşmuş olmayayım tahmin ama. Tahmin etmiyorum sevdiklerini. Şimdi liberal demokrat diyebileceğimiz gazetecileri sevdiklerini düşünüyorduk. Ama galiba pek öyle değil. Acaba nedeni eleştiri tarafına geçmesi mi işin? Oral Çalışlar bugün bir yazı yazmış. Onu paylaşalım, devam edelim. Türkiye'nin bir operasyonlar ülkesi haline geldiği şeklindeki değerlendirme yaygınlaşıyor.
sorunlu olduğu düşünülen kesimler ve kurumlar çeşitli operasyonların odağı haline geliyorlar. Ergenekon davası bu operasyonel çözüm mantığının ilk ve en önemli örneğiydi. Onu Balyoz kafes davaları izledi. KCK operasyonları, Şike operasyonları bu yöntemin sistemleşmesi bağlamında tartışmalara yol açıyor. 2004 yılında DGM'lerin yerine kurulan özel yetkili mahkemelerde yargılanmak eskiden olduğu gibi bugün de birçok temel savunma hakkını kaybetmek anlamına geliyor. Suçlananlar dosyaları inceleyemiyor, avukatları iddiaları öğrenemiyor, belgeler, tanıklar gizli tutuluyor. Spor dünyasının sorunlu olduğu, birçok yolsuzluğa karıştığı elbette toplum için bir sır değil. Bu alanın temizlenmesi ve yeni bir düzene girmesi noktasında genel bir kanaat var. Bir suçun cezasının o suçun sonuçları ve etkileriyle orantılı olması esastır. Üç siyasi partinin bu yanlış kanunu düzeltme amacıyla birleşmeleri iyi bir başlangıç. Tabii bu ittifak burada durmamalı. Uzayan tutuklulukların çözülmesi, terörle mücadele kanununun özgürlükleri hedef alan hükümlerinin değiştirilmesi gibi noktalarda da bir ittifak yapılmalı. Yeni demokratik değişiklikler için ilk hamlenin de iktidardaki AK Parti'den gelmesi gerekiyor. Ülkeyi operasyonlarla yönetmek alışkanlığının yerleşmesi, Türkiye'yi bir yargıçlar hegemonyası altına sokabilir. Bu da demokrasinin zehirlenmesi riskini beraberinde getirebilir. Oral Çalışlar, Radikal. Oral Çalışlar'ın bunları söylemesi, yazması, Hasan Cemal'in hakikaten artık muhalif gibi, neredeyse muhalefet cephesinde gibi yazması, Mehmet Altan'ın, o da yazıları indirildi, başyazarlığı gitti, belki bu nedenle çok muhalif yazılar kaleme alması. Ne diyorsun yani, görülmeye mi başlandı yoksa hakikaten işin ucu iyice mi kaçtı? Şimdi bir defa ipin ucunun kaçtığını düşünüyorum. Ona hiç kuşku yok. Yani bu Ergenekon soruşturması operasyonu başladığında bu işe karşı çıkan, yani bu operasyonun yanlışlığını söyleyen herhalde çok az insan vardı. Evet. Hepimiz bir kirli bir devlet yapılanmasının oluştuğunu, bir derin devlet ve bunların bir sürü cinayetin sorumlusu olduğunu, bir sürü hukuksuzluğun sorumlusu olduğunu biliyorduk. Ve bunların ortaya çıkması gerektiğini hepimiz istiyorduk ve herkes bunu destekliyordu. İlk halkadan söz ediyorum. Ama sonra bunun bir tür muhalif cezalandırmaya dönüştürüldüğünü düşünmeye başladım ben. Zaman içinde işte herkes aynı fikre yaklaşıyor, en azından aynı fikirde gelmesek bile. Şimdi memleketi operasyonlarla yönetme alışkanlığı diye tarif ettiği Oral Çalışlar'ın bu. Ve bunun sınırı ucu yok. Bir hukuksal yapının, mevcut hukuksal yapının aşırı zorlanmasıyla gerçekleşen bir şey ve bu savcılar ve yargıçlar eliyle yapılıyor. Şimdi geçen gün bir hangi davayı attık? Galiba Balyoz davası idi. Şimdi bir general diyor ki, generale iddia edilen suç şu: karargahtaki bilgisayarında bir görevlendirme yazısı yazmış. Darbe yapılacak ve şunlar şunlar görevli olacak diye yazı yazmış. Adam diyor ki, ben o tarihte karargahta değildim, yurt dışında görevdeydim. Dolayısıyla karargahtaki o bilgisayar bana ait değildi. Ben o tarihte yurt dışından Türkiye'ye gelip karargahta o bilgisayarda o dokümanı yaratmış olamam. Şimdi bu çok açık bir savunma değil mi artık yani? Bunun tersini ispatlamak nedir? Hayır, sen yalan söylüyorsun. İşte bu pasaport kaydın, sen o tarihte Türkiye'ye girmiştin. Onun için gittin gizlice karargahta bunu yaptın demen lazım değil mi savcılık olarak? Ve hayır, böyle bir şey yok ama adamın tutukluluğunun devamına karar veriliyor. Yani bu tamamen savcılar ve yargıçların bir oyununa, bir ortak şeyine dönüşmüş durumda ve bundan iyi bir şey çıkmaz. Bu polis devleti doğurur. Yargı hegemonyası değil, tam tersine polis devleti doğurur. Şimdi öyle örnekler var ki vere o örnekleri anlata anlata bitmiyor, bitmez de. Ama en son somut birkaç şeyden söz etmek istiyorum. Müyesser Yıldız örneğin, evet. O da TV davasında tutuklu yargılanan sevgili meslektaşımız. Şimdi Müyesser Yıldız İstanbul'a getiriliyor, gözaltına alınıp ve sorguya çekiliyor ve susuyor.
susma hakkını kullanıyor. Ama herhalde rutini o. 20-30 kaç soruysa onu sorgulayanlar soruları sormaya cevap alamasalar da devam ediyorlar. Ve o soruların kaynağı şu. Evindeki bilgisayarda ele geçen filan belgede niye böyle dendi? O bilgisayardaki bu dosya kim tarafından gönderildi? Ama Allah Allah. O sırada daha o sorular sorulurken evindeki arama devam ediyor. Daha o bilgisayarda ne olup bittiğine yeni bakılıyor. Daha tamamı indirilmemiş bile. Şimdi o soruyu soranlar nereden biliyorlar? Şimdi, daha o bilgisayarın nasıl olsa çıkar diye. Notları çıkmamış bile. Nasıl olsa çıkar. Ya bunun için ya polisin oraya yüklemiş olması lazım o soruları, kaynaklarını. İkincisi ihtimalle polis yüklemediyse bile birisi oraya gönderen birisinin polise haber vermiş olması lazım. Şimdi Müyesser Yıldız'ın tutuklanmasına ile sonuçlanan süreçteki esas problem Müyesser Yıldız'ın savcı Doğan Öz'le olan probleminden dolayı tutuklandığını düşünüyorum ben. Yani savcı Doğan Öz değil. Doğan Öz. Andık kendisini. Anmış olalım. Zekeriya Öz. Şimdi Zekeriya Öz'le ilgili şikayeti var Müyesser Yıldız'ın ilk soruşturmalardan. Ve onun üzerine bu operasyona dahil edilip tutuklanıyor. Yani bu her şeyle tamamen kuşku duymam gereken bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak kuşku duymam gereken bir tablo. Her şeyden önce. Geçen gün Ezgi Başaran Radikal Gazetesi'nde hani o fınzır zekasıyla hem görüyor hem de çok da güzel anlatıyor. Hani son derece trajik bir şey aslında anlatıyor fakat kahkahalarla güldüm. Yani gülüyoruz ağlanacak halimize. Şimdi bir davada bir belge ele geçiyor. Bilir kişilere her seferinde zaten hep böyle biliyor musunuz? Bilir kişi raporları bu asıl bir şey olamaz, bu gerçek olamaz, bu virüsle yüklenmiş duruyor ama onlar öyle. Fakat böylesini görmedim. Şimdi arkadaşlar bir ekrana Word kelimesi yazar mıyız? WORD. Bir Word.doc diye geçer mesela Word dokümanı. Bu internette değil mi bilgisayardaki... Evet. Bir program. Word programı. Yazı programı. Şimdi bu Word doc. Şimdi arkadaşlar bu kelimede R ile D'nin arasına bir L koyun. Şimdi ele geçen o tırnakları fark edin diye koydu arkadaşlarımız. Aslında o tırnaklar yok. Bildiğiniz Word yazıyor. Word dünya demek. Word doc. Hiç böyle bir şey görmemişler. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilirkişiye soruyorlar. Bu konularda hakikaten uzman bir profesör diyor ki ben hayatımda hiç görmedim, duymadım. Ama diyor dünya literatürüne de baktım. Word doc diye bir şey yok diyor. Ama dava dosyasında iddianamede Word doc var. Yaratılmış. Ya polis tarafından yaratılmış ya da yaratılanlar tarafından polise orada öyle bir dosya olduğu bildirilmiş. Bir operasyon yani sonuçta. Şu bir görüntü geçti arkadaşlarımız. Ona dönebilecek miyiz arkadaşlar? Çünkü bugün iki sıcak not olacaktı. Zaten vardı notlarımın arasında. Efendim Cübbeli Ahmet diye bilinen beyefendi gözaltına alındı. Belki tekrar verirler. Evet, gözaltına alındı. Bu adliyeye götürülüş görüntüsü mü sevgili arkadaşlar? Gözaltında. Şimdi savcılığa çıkartılıyor demek ki. Özeti şu bu meselenin. Bir ara çok da konuşuyorduk ya hani kasetler, evet. MHP'liler hakkında çıktı. Herkes Baykal'ı koltuğuna etti vesaire. Cübbeli Ahmet'in de bir kadınla seks kaseti olduğu iddiası vardı. Sonra bir başka iddia gündeme geldi. Güya o iddiaya göre Cübbeli Ahmet bu seks kasetini
ortaya çıkaranların, işte kayıt alanların, ortaya çıkaranların vesaire kim olduğunu bulsun ve gereğini yapsın diye Karagümrük çetesini tutmuş. Önce adamları gözaltına alındı, sonra da kendisi gözaltına alındı. Yani çok yadırgamam, Türkiye'ye göre bir durum. Çok hoş bir memleket değil mi? Evet, her gün bir eğlence var. Bu nasıl bir eğlence? Eğlenebilirsen tabii. Evet. Şimdi hukuk meselesinde kalmıştık gene World Doc. Sence meclis bir şey yapamıyor mu, yapmıyor mu? Ya da ne yapılabilir? Şimdi meclis çoğunluğu, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi esasen işte şu kadar sayıda milletvekilinden oluşmakla beraber küçük bir grup tarafından yönetilip yönlendirilen bir topluluk durumunda. İşte iktidar partisinin yöneticilerinin istemediği herhangi bir şeyin o mecliste konuşulması bile mümkün olmayabiliyor. İşte milletvekilini bile kolundan tutup şeyden atabiliyorlar, kürsüden indirebiliyorlar. Evet, inanılmaz. İşte meclis oturumu yöneten başkan vekili küfür edebiliyor ve bunların hiçbir sonucu olmuyor. Dolayısıyla meclisi bir topyekün olarak suçlamak bu konuda doğru değil. İktidar partisi bugüne kadar Türkiye'yi yönetirken kendisine iktidar ortağı olarak düşündüğü işte askerdi, medyaydı, değişik gruplar gitti. Onlarla hesaplaşmak için bu düzenden yararlandı. Ve öyle görünüyor ki bu düzenden yararlanma hoşlarına da gitti. Çünkü bu mutlak ve sınırsız bir iktidar sağlamak anlamına da geliyor. Ve böyle gidecek. Ne zamana kadar gider? İşte bir gün seçimler olur, iktidar değişirse belki o zaman değişir. Ama günün birinde birdenbire kafalarına dank edecek, eyvah ne yapıyoruz biz, hukuksuzluk bu ülkede aldı başı gidiyor diyeceklerini zannetmiyorum. Çünkü bu düzenden hoşnutlar. Ama bir yandan da artık bunu kaldıramayacakları bir noktaya gidiliyor gibi de bir durum var. Egemen Bağış bile demiş ki Murat Yetkin'e dert yanmış. Avrupa'da nereye gitsem ki bugünlerde çok yoğun bir temas trafiğinde kimle görüşsem bana önce tutuklu gazeteciler diyorlar, tutukluk süreleri diyorlar. Artık ben de bıktım demiş bunlara yanıt vermekten. Çok üzüldüm Egemen Bağış adına. Ama nasıl okunuyor zaten? Çok üzüldüm. İktidarda kim var yani şimdi? Yani Egemen Bağış, yani ben böyle bir şeyden yakınabilirim. Yani ne zaman yurt dışına gitsem tutuklu gazetecilerden söz ediliyor, uzun tutukluluk sürelerinden söz ediliyor. Buna çok üzülüyorum diyebilirim ben. Hı hı. Çünkü benim bunu değiştirecek gücüm yok. Ama hükümetin bir üyesinin, bir bakanın bunu demesi nasıl bir acizin ifadesidir onu anlayamıyorum. Ya işte malum hani bir benim çeteleşme diye tabir ettiğim, diye tanımladım. Birçok insanın cemaatleşme dediği bir organizasyon artık her şeyi ele geçirdiği iktidar partisinden de bağımsız hareket edebiliyor. Ya da samimi değil bakan. İki ihtimal. Şimdi medya konusunda zaten medya mahallesi olduğu için çok konuşuyoruz. Çok ilginç durumlar ortaya çıkıyor. Yani çok az konuşulan aslında, hangi birini zaten konuşacağımızı bilemediğimiz, şaşırdığımız bir konu. Fakat dedim ya demin iki notum vardı diye. Biri Cübbeli Ahmet'ti. Cübbeli Ahmet denilen Ahmet Mahmut Ünlü isimli şahıstan söz ediyoruz. Diğer notum da şuydu. Aydınlık Gazetesi sahibi ve genel müdürü Mehmet Sabuncu ve diğer isimler Aydınlık Gazetesi en son gözaltına alınan serbest bırakıldı. Şimdi orada vaktinden çalıyorum ama o kadar ilginç bir şey yaşandı ki şu. Hani birden fazla gazete okuyunca görüyorsunuz zaten. Aydınlık Gazetesi'ne baskın yapılıyor. Gene her zaman olduğu gibi evler, ofis, oralardaki bütün bilgisayarlar, çekmeceler, her şey aranıyor, didik didik vesaire. Şöyle bazı mailler bulunuyor. Başbakanın
Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar'a şunu şöyle yazın, bunu böyle yazın vesaire diye talimat verdiğine ilişkin bir mail güya bu. Ve güya hani başbakan mail atmış Yasemin Çongar'a, Aydınlık bunu ele geçirmiş ve bir komplo kurmaya hazırlanıyormuş gibi. Hatta taraf da bunu belki de doğal olarak çok ciddiye aldı. İşte komplo kuruluyor bize dedi. Böyle bir şey olabilir mi dedi. İşte bazı hükümete yakın gazeteler bir skandal, tuzak, tarafa tuzak, Aydınlık tuzağı vesaire dediler. Aydınlıkçılar da açıklama yaptılar. Dediler ki bir kere biz bu haberi böyle bir şey haber yapmış mıyız? Hayır. İki, böyle bir gerizekalı bir şey olabilir mi dediler. Yani biz ya buna kim inanır zaten? Evet, başbakanın Yasemin Çongar'a mail atıp bir de talimat verdiğini hani kime inandırabiliriz? Böyle bir şeyi nasıl düşünebiliriz dediler. Ama hani bu bile... Buna dayanarak ama gazetenin sahibi gözaltında. Evet, birkaç gün alındı, sonra serbest bırakıldı. Belki serbest bırakılması işte bir eşik aşılınca artık hani inandırıcılık kalmayınca çok zorlama oluyor belki senaryolar. Onun için yani şimdi bilmiyorum. Şeyi biliyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan adına bana bir mail gönderebilirsin. Bunu yapabiliyorlar artık. Tabii. Herkes yapabiliyor. Küçük çocuklar bile becerebiliyor. Mesela böyle bir maili benim bilgisayarıma göndersen ve sonra polis gelip beni arasa, bilgisayarımdan bunu çıkarsa, vay Mehmet Yılmaz tarafa karşı komplo kuruyor diyebilir misin buna? Yani kim inanır buna? İyi tamam da sevgili Mehmet, buna hadi inanmadın. İşin içinde başbakan olduğu için inanmadık. Gerçekten çünkü inanacak gibi değil. İyi de efendim Nedim Ahmet'e not yazıyor. Ahmet şunu şöyle yaz. Ahmet, onlara da inanmıyorum zaten. Ya ama onlar içeride i̇şte çocuklar. Onlara dayanarak içerdiler. Ama inanmıyorum çünkü Ahmet'le Nedim'in çok fazla temas etmiş olabileceklerini ihtimal vermiyorum. İkisini de tanıyorum. Beraber çalıştık Radikal'de de, Milliyet'te de. Yani ahbap arkadaş yani olarak bile mi birbirlerine diyorsun? Ahbap arkadaşlıkları vardır, merhabaları vardır ama birbirlerine talimatlar yazacak bir ilişkileri olduğunu düşünmüyorum. Hayır, ayrıca bir gazeteci diğerine böyle dese ne olur dese bilmiyorum ama. Dese de suç değildir ayrıca. Yani sen bana mesela şöyle bir mail atabilirsin. Bugün gazeteyi okurken şöyle bir şey gördüm. Bak bununla ilgili bir şey yaz diye bir mail atabilirsin arkadaşım olarak. Atayım mı arada? Atabilirsin diye, tabii. Ben öyle de yazabilirim ilgini çekerse. Sana talimat. Ama bunu bulurlarsa sen bana talimat vermiş olursun. Evet. Vallahi katiyen böyle bir şeye teşebbüs edemem doğrusu. Yapabilirsin istersen. Ama yani. Benim için yararlı olur. Şimdi Aralık'tayız. Yılı bitiriyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren 2011'i temize çekmeye çalışacağım. Ama seni bir daha zor bulurum ben yılbaşına kadar, 2012'ye kadar. Çünkü Mehmet Yılmaz sağ olsun dünyayı gezerek beni çatlatıyor. 2011 onun için bugün bir temize çeksek seninle. Ne hatırlayacaksın, ne kaldı ve 2012'ye nasıl gideceğiz? Suriye meselesi var, tutukluklar var, her şey var. Yani daha çok konsantrasyonum demokratik hakların serbestçe kullanmasıyla ilgili oldu geçen 2011 için. Onları savunmaya çalıştım. İşte şu üniversitede parasız eğitim istediği için hapse giren çocukları, bu şimdi HOPA davasını, HOPA'daki olayları protestoda tutuklananları ve hala içeride hapiste yatarak yargılananları. Yani genel olarak demokratik haklarını kullanmak isteyenlere karşı devletin acımasızca bastırma hareketleri içinde bulunmasını eleştirdim. Gelecek sene de devam edeceğini düşünüyorum bunun. Yani böyle bir günde temize çekebileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu arada 28 Şubat'ın 2012'de yeni bir operasyon ama gene muhtemelen Ergenekon'la bağlantılılacak bir operasyonun, bir davanın gündeme geleceğini söylüyorlar bazı kişiler. Habire şimdi evet, bunu okuyorum gazetelerde havası. Bu olabilir mi sence? Olabilir tabii, niye olmasın? Şimdi 28 Şubat bir Milli Güvenlik Kurulu kararıyla başlamış bir süreç.
bunu demokratik hale getirmiyor. Meşru kılmakla, hukuki anlamda temeli olmakla beraber, meşruiyet zemini olmakla beraber demokratik bir tutum ve şey olduğunu iddia etmiyoruz zaten. Katiyen, katiyen. Ama böyle bir soruşturma başlayacaksa bu herhalde öncelikle dönemin cumhurbaşkanından, dönemin başbakanından ki rahmetli oldu kendisi. Dönemin ondan sonraki başbakanlarından, kuvvet komutanlarından, genelkurmay başkanlarından başlanarak sorulması gereken bir hesaptır. Gazetecilerden başlanmaması gerekir. Evet, gazetecilerin de ama neticede bir liste de adlarının evet, o listede olduğunu olduğumu zannetmiyorum. Ben 28 Şubat döneminde karşıydım 28 Şubat'ta. Aynı şekilde ben de ama yani tasfiye listesi ama başka bir liste. Başka bir tasfiye listesi. Senin en azından bu kadar dünyayı gezip keyfini çıkartman bile tasfiye olman için bence yeterli. Neden Mehmet Yılmaz? Yani olabilir, bunu temenni etmiyorum ama bana sorarlarsa böyle bir neden gösterebilirim. Evet, vallahi mümkün. Çok teşekkürler. İyi geldiğin seneler. İçin. İyi seneler sana. Efendim, Hopa ve Boşu davasını Ankara ve İstanbul'daki lütfen dikkatle izleyin. Gelişmeler CNN ekranlarında olacak malum. Biz de reklamlardan sonra vedalaşacağız. Efendim, reklam molasında her zaman olduğu gibi maillere baktım. Birkaç not aktaracağım ama önce şimdi geldi haber. Hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Bugün Ankara'da iki dava var demiştim. Ankara'daki Hopa davası, İstanbul'daki Poşu davası. İstanbul'daki dava az önce sonuçlandı, duruşma. Cihan Kırmızıgül, görüyorsunuz, Galatasaray Üniversitesi öğrencisi. Cihan Kırmızıgül tahliye edilmiyor. Duruşma 23 Mart'a ertelendi. Yani Cihan 3,5 ay daha cezaevinde yatacak. Neden böyle bir şey oldu? Notunu da hızlı aktarayım. Avukat olay yeriyle, yani PKK'lıların eylem yaptığı yerle ilgili görüntüleri istedi mahkemeden. MOBESE kameraları ya da oradaki özel mağazaların, dükkanların güvenlik kamera görüntülerini istedi. Bilin bakalım ne oldu? Bu istek reddedildi. Oysa o gencin orada olup olmadığını gösterecek olan onlar. Reddedildi talep. Avukat bunun üzerine zaten benim yapacak bir şeyim yok deyip geri çekilmiş. Yani davadan çekilmiş. Bir tür istifa diyebilirsiniz. Bunun üzerine duruşmada 23 Mart'a ertelenmiş. Ankara'daki devam ediyor. Bu arada sizlerden gelen maillerde çoğunluk birkaçını okuyabileceğim, kusuruma bakmazsanız. Bu karakoldaki dayak meselesiyle ilgili olarak Adana Akhaber.com haber sitesi editörü, yani meslektaşımız İsmail Göktürk diyor ki hem sitemden hem de gazetemden, Adana gazetesi yazarı aynı zamanda, İçişleri Bakanı'na açık mektup yazıp şiddetle kınayacağım. Bakanlık zaten harekete geçsin diyor. Zihni Cihan, bu nasıl hukuk devleti? Lütfen Emine Erdoğan Hanım da bu görüntüleri izlesin, olayı takip etsin diyor. İçişleri Bakanı'nın dışında ona da bir çağrı var. Gülay A demiş ki, tiksinme hissi içindeyim. Eşimle birlikte seyrediyoruz ve şoktayız. Lütfen bu iki polisin isimlerini söyler misiniz diyor. Haberden okuyorum sizlere. Hakan Yörük ve Beyit Sezgin. Hani bu kadıncağızın vurarak, işte iterek uf yaptığı polisler. Sedat Karakaya da ne yapmak lazım bu polislere? Acaba sıfatlarından insanı kaldırsak olur mu diyor, bilmiyorum. Ama sizlere bu dehşet, vahşet anlarından çok uzaklarda günler diliyorum. Öncelikle adalet ve özgürlük bekleyen, başta sevgili kardeşlerimiz, sevgili çocuklarımız olmak üzere, bütün dostlarımıza, herkese
İyi günler diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.